Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve ehli beytihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke entel cevvadül kerim. Allahümme erzukna fehmen nebiyyin ve hifzel mürselin ve ilhamel melâiketil mukarrabin ve ufevvidu emri ilallah innallaha besirun bil ibad. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil gulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Değerli kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli Müslümanlar, Ramazan-ı Şerifiniz, Cuma Şerifiniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın inşallah. Allah-u Teala bu Ramazan-ı Şerifi en güzel bir şekilde Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçirenlerden eylesin. Daha nice Ramazan-ı Şeriflere cümlemizi ulaştırsın inşallah. Ramazan-ı Şerif'in birinci günü ve Cuma günü mübarek iki gün bir araya gelmiş oldu. Allah'ın bir lütfu elhamdülillah. Akşam efendim teravihlerimizi kıldık. Bugün de sahura kalktık, orucumuzu tutuyoruz. Allahu Teala kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümüs siyamü kemâ kütübe alellezine min gablüküm leallekum tettegûn. Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Demek ki mübarek Ramazan-ı Şerif'teki oruç bizden önceki milletlere de farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Allah'ın büyük bir lütfu olarak bunlar bize farz kılınmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufire lehu mâ tegaddeme min zenbih." Kim Ramazan ayındaki orucu tutar, sevabını Cenab-ı Hak'tan ümit ederek tutarsa geçmiş günahları, küçük günahları bağışlanır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Ramazan'da günahlardan arınanlardan olalım inşallah. Cenab-ı Hak lütfetsin inşallah. Değerli kardeşlerim, İslam, Kur'an, Allahu Teala bir şeyi emrederken mutlaka sonuçlara dikkate alarak emrediyor. Tabii biz ibadet ederken Allah emrettiği için yaparız. Sonuç Allah razı olsun diye bekleriz. Yani bütün ibadetlerde, bütün emirlerde, yasaklarda Allah'ın emri ve yasağı esastır. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor, sünnet-i seniye ne işaret buyuruyorsa biz onları yerine getirmekle mükellefiz. Ama sonuçta ne olacak? Allah'ın rızasını isteyeceğiz. Ve rıdvanü minallahi ekber. Allah'ın rızası her şeyden büyüktür, üstündür. Allah'ın rızası da cennettedir yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanan insan cennete de girmiş olur değerli kardeşlerim. Bundan dolayı Allah bize oruç tutun diye emrediyorsa bunun çok hikmetleri vardır. Bu insanın Allahu Teala noktasında, rububiyet noktasında mesajları vardır. Sosyal hayata dair, şahsi ferdi hayata dair, efendim pek çok alana dair orucun mesajları vardır. Çok hikmetleri vardır. Tabii biz orucu hikmetlerinden dolayı tutmayız ama orucu Allahu Teala tekrar ediyorum emrettiği için tutuyoruz. O halde değerli kardeşlerim, Ramazan ayını kıymetli kılan Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Hudellin nâsi ve beyyinâti minel hüdâ vel fırgân. Öyle Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim o ayda indirilmiştir. Demek ki
Ramazan'ın mübarekliği, kutsallığı Kur'an'a hamledilmiştir. Tabi Ramazan mübarek olduğu için de Kur'an o ayda indirilmiştir diyen alimlerimiz de var. Ama burada ayet-i kerimeye baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim o ayda indirildi. Öyle Ramazan ayı ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsanlığa hidayet kaynağı, hakla batılı, hidayeti, doğruyu, eğriyi açıklayan bir kitap. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e uyanlardan, dediğini yapanlardan, ameliyle hayatına tatbik edenlerden eylesin ve Kur'an-ı Kerim'i bize şefaatçi eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı bu Ramazan'da, oruç ayında efendim İslam'ın 5 temel esası vardır, rüknü vardır. Şart diyoruz onlara. İşte kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. İşte oruç tutmak şeairi İslam'dandır. Yani İslam'ın sembollerinden, alametlerinden, büyüklerindendir. Bir insan oruç tutuyorsa Müslümandır demek elhamdülillah. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiriyor demektir. Ondan anlıyoruz olduğunu. O halde insan yeryüzünü bir sofra olarak görür. Hani böyle iftarlarda sofralar kuruyoruz ya, bir mahzun başladık tabii bu Ramazan-ı Şerife. Eski iftar çadırlarını, şunları bunları yapamıyoruz ama bir imtihandır bu. Dua ayındayız, bereket ayındayız, 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'teyiz. Burada 1000 verildiği, hatta daha yüksek sevapların verildiği bir aydayız. Kur'an ayındayız. O zaman bu ayda çok dua edeceğiz inşallah. Allah-u Teala'ya çok yalvaracağız. Yani camilere gidiyorduk, gidemiyoruz. İnşallah dua edelim, açılsın, girelim gene ama وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً diyor Cenab-ı Hak. Böyle durumlarda evlerinizi cami yapın. Evlerinizi mescit yapın. Yani evlerinizde kılın namazınızı, işte orucunuzu tutun, teravih namazlarınızı orada kılın demektir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimedir değerli kardeşlerim. O halde oruç tutan bir Müslüman şöyle yeryüzünü bir sofra olarak düşünür. Allah dizmiş onlara bütün nimetleri ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetleri saymak isteseniz sayamazsınız diyor Cenab-ı Hak. Sadece efendim bu bilim adamlarının bu işle alakalı olanın verdikleri bilgiye göre üzümün 15.000 çeşidi varmış. Üzüm dediğimiz bak 15.000 bak 15 değil 1500 değil. O zaman Allah-u Teala bunu niye bu kadar çeşit yaratıyor? Haşa, israf mı ediyor? Kullarını çok sevdiği için. Bir insan sevdiklerine çok hediye verir, ikramda bulunur. Niye? Verdiği hediyeyle, ikramlarla, ihsanlarla sizi seviyoruz, sizi değer veriyoruz, sizi önemsiyoruz demek istiyor değerli kardeşlerim. O halde Allah da kullarını sevmiş, yaratmış ve yeryüzünde sayılamayacak kadar böyle nimetler yaratmış. Kimin için? Kulları için. O halde Ramazan orucunda kul anlıyor ki bunlar bana ait değil. Bütün bu nimetler Allah'ındır Celle Celaluhu. Sahur vaktinde orucumu, yemeğimizi yiyoruz. Efendim yeme içmeyi kesiyoruz. İftara kadar hiçbir şey yemiyoruz. Eğer bu nimetler bize ait olsa, bizim olsa İstediğimiz gibi onları kullanırız. Ama bak iftar, imsaktan iftara kadar hiçbir şey el süremiyoruz. Helal şeyleri bile yapamıyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Helal olan şeyleri de bazı şeyleri yapamıyoruz. O zaman kim emretmiş bunu? Allah Celle Celaluhu. O halde demek istiyoruz ki bu nimetlerin sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Bunu ancak oruçla tam iyi anlayabiliyoruz. Yani oruç tutmadan da bunu anlayan kullar var ama azdır. Ama Allah bizi oruç tutturarak nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu, basit olmadıklarını, öyle 3 euroyla, 5 avroyla alınacak şeyler olmadığını kul anlıyor.
Diyor ki eğer benim olsa ben bunları yer içer istifade ederdim. Ama Allah kesin diyor yemenizi içmenizi, sonra iftarda buyurun kullarım. Hadi şimdi yiyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, inşallah asıl iftarı cennette açacağız inşallahü teala. Bak şu dünyada Allah'ın emirlerini yerine getirip haramlarından, yasaklarından kaçınan Müslümanlar sanki oruç tutuyorlar bu şekilde. Yani oruca benziyor biraz buradaki ibadetlerimiz ama cennette şimdi ve leküm fiyâ mâ teştehî lenfüs ve teleddül ayun. Şimdi iştahınız ne çekerse, efendim gözünüz hangi rengi, hangi efendim görüntüyü görmek isterse her türlü zevk var. Göz zevki, ruh zevki, tamak zevki, her türlü nimet, zevk cennette vardır. İşte şu dünyada oruç tutanlar ve hayatını oruç gibi geçirenler inşallah o nimetlere kavuşacaklardır. Allahu Teala cümlemize nasip eylesin, lütfetsin inşallah. Değerli kardeşlerim, sosyal açıdan çok büyük bir olay oruç tutmakta. Bilemiyoruz fakirler ne çekiyorlar, hastalar nasıl bir sıkıntı içindeler, dertliler ne durumdalar, bunu oruç tutarak anlıyoruz işte. Allahu Teala bu hikmetlere binaen bize bunu emrediyor değerli kardeşlerim. Başka çok hikmetleri var. Ne yapıyoruz? Şimdi çok zengin birisi, varlıklı birisi, sağlıklı birisi her istediğini istediği zamanda helalinden yiyen, içen birisi oruç tuttuğu zaman çok susasa da, çok acıksa da artık yiyemiyor. O zaman fakirin halinden anlıyor. Fakir olmayıp da hastalığından dolayı yiyemeyen kardeşlerimizin halinden anlıyor. Başka türlü anlamak çok zor oluyor. İşte Allahu Teala empati yapalım. Onların dertleriyle dertlenelim. Ne çektiklerini efendim anlayalım diye. Hani Nasrettin Hoca, çok özür dilerim, merkepten düşmüş de herkes ah vah hocam ne olmuş falan diye diyorlar. Demiş ki bana merkepten düşen birisini getirin. Çünkü o benim halimden anlar. Sizin ah vah demeniz güzel ama bu işi yaşamadınız. Ya başınıza gelmedi. Böyle bir durum karşısında yaşayan bilir. O halde fakirlik nedir? Açlık nedir? Susuzluk nedir? Hastalıktan dolayı, tansiyondan, şekerden dolayı neyse yememek, içmemek nedir? Oruç vasıtasıyla biz bunu anlayabiliyoruz. O zaman kardeşimize acıyoruz, merhamet ediyoruz. Allah'ım çok şükür benim sağlığım, varlığım yerinde. Ya ben de böyle olsam, şimdi akşam iftar açacak olduğum zaman bu nimetler olmasaydı, yaratmasaydın ne yapardım diye oruç nimetlerin kadrini, kıymetini bildirerek değerli kardeşlerim insanların da fakirlerin de neler çektiğini bize göstermiş oluyor. Cenab-ı Hakk'a bu şekilde şükretmiş ve onlara da yardım elimizi uzatmış oluyoruz. Allahu Teala kabul eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam iftira ile efendim şeye atılıyor, hapse atılıyor. İşte Allah bilir ne kadar kaldığını, 7 sene mi, 12 sene mi? Ama sonra temize çıkıyor ve ilk kullandığı cümleyi Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize ayet olarak buyuruyor. Ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaratun bisu illa ma rahime rabbi. Ben kesinlikle nefsimi temize çıkarmam. Haklıydım, şöyleydim, böyleydim demem. Çünkü niye? Nefis a'da aduvke nefsü kelleti beyne cembeyk kuralı, en büyük düşmanın içindeki seninle beraber olan nefsindir. O halde insan oruç tutmadan önce sağlıklı ise, varlıklı ise, hiçbir zoru derdi yoksa, her dediği oluyorsa Allah korusun nefis ilahlık taslamaya başlayabilir yani. Çok tehlikeli bir durum. O zaman Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarak insan ne kadar aciz olduğunu anlıyor. Ne kadar efendim serçeden bile daha aciz olduğunu, bir mikroba efendim yenilebileceğini,
çok kuvvetli güçlü olmadığını, Allah'ın gücü kuvvetiyle, kudretiyle ayakta durduğunu, eğer Allah'ın verdiği bu sebepler, nimetler olmasa nasıl böyle ayakta durabilirdi? Oruç vasıtasıyla nefis ilah olmadığını, güçlü kuvvetli olmadığını, Allah'a muhtaç olduğunu, Allah'ın efendim kudretine dayanmak gerektiğini oruç vasıtasıyla anlıyor. Yani acizliğini, zayıflığını bu şekilde anlıyor ve ilahlık davası kırılmış oluyor değerli kardeşlerim. O halde oruç en büyük nefis terbiyecilerinden birisidir değerli kardeşlerim. Allah-u Teala bizi yanlış yola sevk eden, şeytanla işbirliği yapan, tamamıyla efendim kötülüğü emreden, innen nefsele emmâretun bisû, nefis hep emmare konumunda ama diğer taraflara da geçebilir, levvame, mülhime denilen, onlara girmeyelim. Yani eğitilebilir, yetiştirilebilir, Allah-u Teala'yı tanıyacak, bilecek hale getirilebilir. İşte oruç bunu sağlıyor Allah'ın izniyle. Bundan dolayı insan Allah'ın kudreti karşısında bir hiç olduğunu, bugün çok güçlüdür ama yarın zayıf düşebilir, bugün çok sağlıklıdır, yarın efendim hasta olabilir. Dolayısıyla gücün, kuvvetin, her şeyin Allah'ta olduğunu, la ilahe illallah, bu kelime-i tevhidi onun için söylüyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ne demek? Allah'tan başka rızık veren yok, Allah'tan başka imdada koşan yok, Allah'tan başka yardım eden yok, Allah'tan başka bu malın mülkün sahibi yok, Allah'tan başka şunu bunu veren yok. Çoğaltırız bunları. İşte bunları oruçluyken, hele de günler uzun, efendim havada sıcak olursa, biraz susar da efendim acıkırsak, o zaman orucun ne olduğunu ve o konuda çok sıkıntı çekenleri daha iyi anlar ve Cenab-ı Hakk'a şükrederiz. Onun kulu olduğumuz için Allah-u Teala'ya çok hamdü senalar ederiz değerli kardeşlerim. Bundan dolayı İslam'da bütün emirler, yasaklar değerli kardeşlerim şeydir. İyi bir insan, insanı kamil dediğimiz iyi bir insan meydana getirmek içindir. Fertler tek tek iyi yetişirse toplum da iyi olur, millet de devlet de mükemmel olur Allah'ın izniyle. Bundan dolayı İslam önce fertleri böyle inşa ediyor, ondan sonra da o fertler toplumlar oluşturuyor ve güzel bir toplum meydana geliyor. O halde burada amaç oruç tutmak değildir, namaz kılmak değildir. Amaç Allah'ın rızası ve iyi insan olmaktır. Yani bunlarla iyi insan olma yolunda hızlı adımlar atmış oluruz. Allah-u Teala insanı kamil olma yolunda, olgun mümin olma yolunda Cenab-ı Hak bize güç, kuvvet versin, nasip etsin, lütfetsin inşallah değerli kardeşlerim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İzâ câe Ramazan. Başka bir rivayette İzâ dehale Ramazan. Ramazan ayı geldiği zaman, Ramazan-ı Şerif girdiği zaman ne olur değerli kardeşlerim? Fütihat ebvâbul cenneh. Cennet kapıları açılır. Ve gulligat ebvâbu cehennem veya ebvâbun nar. Cehennem kapıları da kilitlenir, kapanır. Ve sülsileti şeyatîn, şeytanlar da bağlanır, zincire vurulur. Rahmet ve bereket ayı görüyoruz. Mesela kardeşlerimin, bu Ramazan'da hiç beş vakit namaz kılmayan kardeşlerimin bu Ramazan'da söz versinler, Ramazan rahmet, bereket ayıdır. Hadi başlıyorum beş vakit namaza, Bismillah Allah'ın izniyle. Ama görüyoruz, oruç da tutuyorlar, teravihlerinde, evlerinde kılıyorlar. Anlıyoruz ki şeytanlar zincire vurulmuş. Bak Ramazan'dan önce gel bir gün oruç tut desen, adam çok zorlanır, tutmaz. Ama Ramazan'da bak orucunu tutuyor, namazını kılıyor, teravih namazını kılıyor, hayır yapıyor, zekatını, fitresini, her şeyini veriyor. O zaman anlıyoruz ki cennete giden kapılar açılmış. İşte namaz cennete giden kapıdır. Oruç cennete giden kapıdır. Zekat, fitre cennete giden kapıdır. Hayır hasenat, böyle güzel işler, salih ameller cennete giden kapılardır.
Peki cehenneme giden kapılar nedir? Efendim oruç yani büyük günahlar işleniyor. Küfür içinde olunuyor. Allah'ın emirleri ihlal ediliyor. İşte o kapılar tövbe edilmezse, son nefese kadar pişman olmazsa o kapılarda Allah korusun insanı cehenneme doğru götürür. İşte Ramazan'da bak o kapı kapanıyor. İnsanlar oruç tutuyorlar, namazları kılıyorlar, daha çok hayır yapıyorlar ve acizliklerini anlıyorlar, nefislerini terbiye ediyorlar. Bu şekilde de cennet kapılarından her birinden cennete doğru yol alıyorlar. Allah cümlemizi böyle eylesin inşallah değerli kardeşlerim. Cehennem kapıları da kapanıyor. Şeytanlar da zincire vuruluyor. Ne demek? Artık şeytanlar ve adamları çok nüfuzu olmuyor üzerimizde. Bize çok dediklerini yaptıramıyorlar. Onlar da bu şekilde atıl durumda kalmış, bağlanmış oluyorlar. Allah-u Teala cennet kapılarından girenlerden, cehennem kapılarından uzak olanlardan eylesin cümlemizi. Şeytanların ve nefsin şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun değerli kardeşlerim. Değerli izleyenlerim, DİTİB ailesi olarak Allah razı olsun, başta müşavir beyimiz olmak üzere, ateşelerimiz olmak üzere, burada DİTİB merkezde bütün çalışanlar olmak üzere, efendim din görevlisi, gönüllüsü, kardeşlerimiz, cemaatimiz, camimiz yönetimi olmak üzere gerçekten büyük gayretler sarf ediliyor Avrupa'da. Efendim, dolayısıyla Allahu Teala hepinize, her birinize muhacir ismi versin inşallah. Sevabı kazandırsın inşallah. İslam'ı buraya getiren, yaşayan ve yaşatan kişilerden eylesin. Bundan dolayı bu güzel bir hizmet. Camiler tabii kapalı, online üzerinde sizlere hitap ediyoruz. Haddim hakkım olmayarak yapıyorum çünkü çok daha büyük hocalarımız, şeylerimiz var. Siz güzel cemaatimize bunu sunmak büyük bir lütuf bizim için. Bundan dolayı Allah-u Teala daha nice Ramazanlara ulaştırsın. Ramazan ayı Kur'an ayıdır aynı zamanda. Mukabele okuyoruz. Bak mukabele Ramazan'da oluyor. Değil mi? Ramazan'ın dışındaki şeylere denilebilir ama halk arasında örfte genel olarak anladığımız mukabele deyince Ramazan'da okunan Kur'an-ı Kerim'i anlıyoruz. O zaman mukabele, karşılıklı okuma, Cebrail aleyhisselam gelmiş, Efendimiz'e okumuş o zamana kadar inen ayetleri. Sonra Efendimiz Cebrail aleyhisselama okumuş. Demek ki iki mukabele görünüyor orada, karşılıklı. Mukabele zaten karşılıklı demek. İşte Ramazan ayı, Kur'an ayı olduğu için. Şimdi Kur'an'ın indirildiği ay, ayların sultanı oluyor değerli kardeşlerim. Değil mi? 11 ayın sultanı. 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif içinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece Kadir Gecesi oluyor. Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O zaman Kur'an indi diye, indirildi diye o gece de gecelerin değil, yılların, ömrün sultanı olmuş. En az bak, Leyletül Kadri hayrun min elfi şehr demek. En az efendim bir ömür 80 küsür sene, bin aydan daha hayırlıdır, daha fazla da olabiliyor. Niye? Kur'an-ı Kerim o gecede indirildiği için. Peki bu geceler, bu aylar, bu nimetler kimin için yaratıldı? Eşrefi mahlukat olan insan için, sizler için, bizler için, hepimiz için. Peki insan için yaratılan bu gece bin aydan daha hayırlı oluyor Kur'an indirildiği için. İnsan için yaratılan bu Ramazan-ı Şerif ayı ayların sultanı oluyor Kur'an'dan dolayı. Ya Kur'an'ı okuyan, dinleyen, içindeki hükümlerle amel eden insan kadir olmaz mı değerli kardeşlerim? Ne kadar kıymetli olur? Allah katında ne kadar değerli olur? O zaman Allahu Teala kul ma ya'beu biküm rabbi levla duaukum. Habibim de ki eğer duanız olmasa, kulluğunuz olmasa, ibadetiniz olmasa Allah ne diye size değer versin ki? O halde bu Ramazan'da da bol bol inşallah Kur'an-ı Kerim okuyacağız, dinleyeceğiz. Bak DİTİB
merkezde Kanal Avrupa üzerinde her gün saat 12'de şey okunuyor, mukabele okunuyor. Çok kıymetli hocalarımız, hafızlarımız efendim okuyorlar. Mutlaka o saatte dinleyelim. Camilerde tabii bu faaliyetler de yapılıyor. O zaman Ramazan'da hayır hasenatın yanında, zekat fitremizin yanında, nefis terbiyesi yanında, efendim insanların, fakirlerin, yoksulların, hastaların halini anlamanın yanında bir de Kur'an ayı olduğu için çok Kur'an dinleyeceğiz, çok Kur'an okuyacağız ama mealine de bakarak, sohbetleri de dinleyerek, başka kitaplara da efendim gerçekten sahih bilgi veren kitaplara da bakarak ayetlerinde ne demek istediğini anlamaya çalışacağız. Çünkü Kur'an okumak sadece lafzını okumak değildir, ne dediğini de anlamaya çalışmaktır inşallah. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Cenab-ı Hak daha nice Ramazan-ı Şeriflere ulaştırsın bizi. Bu Ramazan'ı mahzun geçiriyoruz ama Allah zamandan mekandan münezzehtir. Her yerde hazır ve nazırdır. Allah her zaman her yerde olduğu için nerede dua edersek edelim, nerede olursak olalım. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Kullarım beni sorarlarsa ben onlara çok yakınım Habibim. Dua ettikleri zaman dualarına cevap veririm o zaman. İster camide olmuş olalım, ister evde, hiçbir farkı yoktur. Allah-u Teala bizimle beraberdir, bizi duyuyor, ne yaptığımızı biliyor. Cenab-ı Hak bu korona virüsünden de cümle ümmeti Muhammed'i, bütün insanlığı kurtarsın inşallah. En kısa zamanda bunun ilacı efendim bulunsun ve Cenab-ı Hak ağır imtihanlarla bizi imtihan etmesin, lütfuyla muamele etsin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın, Sayın Müşavirimizin, ateşelerimizin, hocalarımızın, buradaki görevli arkadaşlarımızın selamlarını size arz ediyorum. Hepinize hürmet ediyorum. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun. Başınız arş-ı âlâ desin. Allah sizleri eksik etmesin. Cenab-ı Hak hep beraber eylesin cennete inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha temâ's-salâvâtu.